Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Evet, başlıyorum. The crazy artist. Fraunhofer was the best artist in the world. Everyone loved him. The quality of his paintings was very high. He always used the best materials. He made a big profit from his paintings. He had delicious meals with his rich neighbors. He taught art classes. Life was good. Then his attitude changed. He stopped selling paintings and teaching. He tried a new method of painting. He stayed alone in his apartment all day. He worked all day and all night, rarely eating. Soon Fraunhofer became very thin, but he kept working on the same paintings for many years. He worked as hard as he could. Finally, he finished the painting. He was very happy and invited other artists to see it. "I want your professional opinion," he said. He wanted them to judge it and compare it to other paintings. Everyone was very excited as they went up the stairs to his apartment. Fraunhofer was excited to show his painting, and the artists were excited to see it. They'll love it, he thought. But they did not. They were surprised by his painting. There was no white anywhere. Fraunhofer filled the whole painting with lines and colors. There was no space for a normal picture. It was full of strange shapes. It looked bad to the other artists. He used symbols, and they didn't understand them. They thought it was terrible. "Why did you paint this strange picture?" someone asked. They didn't understand its beauty. But after some time, many people began to like his painting. People wrote articles about it in magazines. They said it was his best work. They loved his strange symbols. They loved his strange colors. Fraunhofer's painting reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was bad. He also helped them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. Şimdi bir kere dinledik. Adam akıllı bir kere dinledik. Zaten sizde bunun audiosu var. Rahat rahat fazla fazla dinleyebilirsiniz. Şimdi sizleri çağıracağım arkadaşlar. Tek tek tercüme etmenizi isteyeceğim. En başta Fatoş var. Gel bakayım Fatoş. The crazy artist. Çılgın artist. Çılgın sanatçı. Aynen aynen. Çılgın sanatçı. Doğru. Fraunhofer was the best artist in the world. Fraunhofer dünyada en ünlü sanatçıydı. Doğru mu? Doğru. Everyone loved him. Herkes onu severdi. Herkes ona bayılırdı. Bayılıyordu. The quality of his paintings was very high. Onun resimlerinin, tablolarının kalitesi çok yüksekti. Evet. Hocam devam et güzel. He always used the best materials. O her zaman en iyi malzemeleri kullanırdı. Aferin, bir tane daha yap. He made a big profit from his paintings. O tablolarından iyi bir büyük kazanç elde etti. Elde etti, doğru. Şimdi sırada Elif var. Elif kızım gel bakayım. He had a delicious meal. Geldim hocam. He had delicious meals with his rich neighbors. Zengin komşularıyla lezzetli öğünler yerdi. Güzel. He taught art classes. O sanat sınıfında ders verirdi, öğretirdi. Sanat dersleri verirdi. Life was good. Yaşamı güzeldi. Güzel. Then his attitude changed. Onun davranışları değişti. He stopped selling painting and
teaching. O tablolarını satmayı ve öğretmeyi bıraktı. Ders vermeyi bıraktı diyelim. Ders vermeyi bıraktı, sonlandırdı. He tired in the method of painting. He tried. O tabloları için yeni metotlar denedi. Güzel. Bir tane daha. He stayed alone in his apartment all day. Her gün apartmanında tek başına kalıyordu. Bütün gün diyelim. All day, bütün gün. Every day, her gün. All day, bütün gün apartmanda yalnız başına kalıyordu. Yalnız başına kalıyordu. Teşekkür ederim. Yeterli. Şimdi geçeyim Esin Turan'a. He worked all day and all night, rarely eating. Bütün gün ve bütün gece çalıştı. Nadiren yedi. Şöyle. Şimdi buradaki eating, zarf arkadaşlar. Yiyerek anlamına geliyor. Nadiren yemek, yiyerek gece gündüz, bütün gece gündüz çalıştı. Çalışıyordu diye de söyleyebilirsiniz. Şimdi buradaki eating'i ben size izah edeyim. Mesela he studied English writing. O yazarak İngilizceyi öğreniyordu anlamına geliyor. Yani bunlar İngilizce'de fiillerin zarf hali. İngilizce'de fiilleri zarf halinde kullanacağız. Bunları ben geçen cuma günü participles konusunda açıklamıştım. İngilizcenin sırları diye bir şey vardı arkadaşlar. Orada izah etmiştim. İnşallah onu kaçırmamışsınızdır. Devam edelim. Soon Fraunhofer became very thin. Çok geçmeden Fraunhofer çok inceldi. İncelmeye başladı. Yok, inceldi, güzeldi. Became very thin, inceldi, zayıfladı. But he kept working on the same painting for many years. Yani çok yıllar için aynı türden resimler yapmıştı mı diyor acaba? Yok. Devam etti. Bir dakika, doğru. Keep working on. Dur şimdi, bunu yazacağım bir saniye. Bu benzer önemli. Resimler. Evet, orada böyle ayrılmış birbirine, araya da working girmiş. Şimdi keep arkasına gerund alıyor arkadaşlar. Verb ing alıyor. Bir şey yapıp durmak anlamına geliyor. Bir şey yapıp durmak. Bu bir kalıp arkadaşlar. Bir şey yapıp durmak. Şimdi şöyle çevir. O çok geçmeden incel dedik. He kept working on the... O çalışıp duruyordu. Aynı tablo üzerine yıllarca. Aynı tablo üzerine yıllarca çalışıp durdu. He worked as hard as he could, yapabildiği kadar sıkı çalıştı. Bu olabildiğince. Süper. Güzel, çok güzeldi. Aferin. Finally he finished the painting. Sonunda tabloyu bitirdi. He was very happy and çok mutlu oldu ve invited other artists to see it. Diğer sanatçıları onu görmeye çağırdı, davet etti. Onu dediği neyi refer ediyor? To see it. It dediği neyi refer ediyor? It. Şey, resmi. The painting. Aferin, güzel. The painting, güzel. Devam et. I want your professional opinion. Sizin profesyonel, yani uzman görüşünüzü
istiyorum. Dedi. He said, dedi. Bir tane daha. He wanted them to judge it. O onlardan onu değerlendirmesini, yargılamasını and compare it to other paintings. Diğer resimlerle, tablolarla karşılaştırmasını istedi. Evet, değerlendirme daha güzel çeviriydi. Judge diye söylediğin zaman güzeldi. Ağzına sağlık, çok güzeldi. Şükran sen gel. Everyone was very excited. Orada başta kaldık. Everyone was very excited as they went up the stair to do his apartment. Herkes heyecanlıydı ve onlar onun apartmanına doğru merdivenlerden gittiler. Yok. As'in anlamı, as'in anlamı iken anlamına geliyor. As, iken, iken he. Veya dığı zaman anlamına geliyor. As burada. Ha, o zaman onun apartmanına merdivenlerden gider iken herkes heyecanlıydı. Çok güzel, çok heyecanlıydı. Güzeldi, evet, güzel. Fernhauer was excited to show his painting. Fernhauer resmini göstermek için heyecanlıydı. Ve? And the artists were excited to see it. Sanatçılar da onu görmek için heyecanlıydı. Çok güzel. They love it. Onlar onu sevecekti diye düşündü. Evet. But they did not. Fakat onlar olmadı, yapmadılar. Güzel, güzel. Aferin. Beğenmediler yani. Doğru, doğru. They were surprised by this his painting. Onlar onun şeyine, tablosuna şaşırdılar. Hı-hı, doğru. There was no white anywhere. Orada yani orada hiç beyaz yoktu. Beyaz alan evet. Yoktu veyahut'ta. Anywhere orada değil de hiçbir yerde. Hiçbir yerde hiçbir beyaz yerde alan yoktu. Hiçbir yerde beyaz alan yoktu. Doğru. Fernhauer filled the wall painting with lines and colors. Fernhauer bütün resmi çizgilerle ve renklerle doldurmuş. Doldurdu. 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 Güzel. Ağzına sağlık. Şahaneydi. Çok güzel tercümeler. Hocam. Şimdi, efendim. Geçmeden hemen şunu bir şey sorayım mı? There was no white anywhere diyor ya. Hmm. Orada there wasn't any white anywhere diyebilir miyiz? Süper. Nerede? Evet. Şurası arkadaşlar. Ha, şurası. Tabii. Anladım. Şurada. Tabii not any eşittir no. Aferin kızım. Aynı gayet şey güzel. Burada da var. There was no space diyor ya. There wasn't no space. Any space. There wasn't any space for a normal picture. Tamam. Güzel. Şimdi Nermin gelsin. Nermin sen gel bakayım şimdi. Tamam hocam. There was no space for a normal picture. Bu diyor normal bir resim değildi diyor. Hayır. Normal bir resim için boş alan yoktu yani. Boş alan yoktu. Evet. It was full of strange shapes. Garip şekillerle doluydu diyor. Aynen, aynen doğru. It looked back to the other artist. Diğer sanatçılar da öyle görmüştü, kötü görmüştü diyor bu resmi diyor. Evet, diğer sanatçılara kötü göründü. Evet. Yani kötü görünüyordu anlamında. Look burada görünmek anlamında geçiyor. Hı hı. He used symbols and they didn't understand them. Onun kullandığı semboller den bir şeyi anlamadılar diyor. Yeah. Evet. O semboller kullandı ve diğerleri de onu anlamadılar diyor. Güzel. Evet. They thought it was terrible. Onun hakkında diyor kötü düşündüler. Yani kötü görünüyordu resim diyor. Heh, doğru, doğru. Why did you paint this strange picture? Bu resmi neden yaptın? İlginç bir resim diye düşündüler. Garip, 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 acayip, garip.
Bu garip resmi, bu acayip resmi niye çizdin ki dediler. Evet. Diye sordular. They didn't understand its beauty. Onlar diyor hiçbir şeyi anlamadılar, bir güzellik bulamadılar diyor. Yok. They didn't understand, anlamadılar. Its beauty, its dediği bir yağlı boya tablonun. Resmin evet. Güzelliğini anlamadılar. Evet. Evet. Güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Hediye gelsin. Hediye sen gel bakayım. Geldim hocam. But after time like some time many people began to like his painting. Uh-huh. Fakat bir süre sonra birçok kişi onun resmini sevmeye başladı. Güzel. People wrote articles about it in magazines. İnsanlar dergide onunla ilgili makaleler yazdı. O derken kim, neden bahsediyor? It resim hakkında hocam. Doğru, doğru. Painting. Güzel. O resim hakkında yazılar yazılmış. Resim hocam article sanatçıdan mı? Yok, it diyor bak. It dediği için resim hakkında. Hediyenin dediği doğru. Tamam. It dediği resim hakkında. Evet. They said it was his best work. Onlar onun en iyi işi olduğunu, en iyi resmi olduğunu söylediler. Doğrudur. Güzel. Aferin. They loved his strange symbols. Onlar onun acayip sembollerine bayıldılar. Çok güzel. Bir tane daha yap. They loved his strange colors. Onun acayip renklerini sevdiler, bayıldılar. Güzel, harika. Çok teşekkür ederim, harika. Şimdi Zeynep sen gel bakayım. Fraunhofer's painting reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was bad. Fraunhofer's paint reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was bad. Yani. Hocam ben çıkaramıyorum ki. Doğru söylüyorsun. Şimdi Fraunhofer'ın bu yağlı boya tablosu bize hatırlattı. Daha doğrusu herkese hatırlattı. Neyi hatırlattı? Dığını hatırlattı. Bir şey dığını hatırlattı. Bet mi dığını burada hocam? Dığını, evet. Dığını hatırlattı. Just because. Bu tam da bu, çünkü diyor, tam da bunun için diyor. Çünkü something was new, bir şeyin yeni olduğunun, bir şeyin yeni olmasının didn't mean it was bad. Yani kötü olması anlamına gelmediğini herkese hatırlattı diyor. Anlayabildin mi arkadaşlar bu cümleyi? Buradaki just because'u anlamadım hocam. Just because tam da bunun için. Yani şöyle anlatayım, just because. Because dığı için anlamına geliyor. Tam da bunun için. Mesela I went there just because I loved it. Tam da onu sevdiğim için oraya gittim anlamına geliyor. Tam da onu sevdiğim için oraya gittim. Şimdi burada... Peki burada that'i kullanmadan sadece just because kullansa olmaz mıydı? That'i bütün bu cümleyi bu cümleye bağlıyor. Bak şu birinci cümle bu bak. Birinci cümle bu. Bu birinci cümle bu. İkinci cümle that ile komple hepsini birden bağlıyor. Ayrıca just because dediği zaman... O bağlaç gibi duruyor ama esas bağlaç that orada. Çünkü anlamına geliyor. Çünkü. Ve üçüncü bağlaç da burada şu. That it was bad. Onun kötü olduğunu, yani yağlı boya tablonun kötü olduğunun olmasının diyor. Ne diyor? Fraunhofer'ın yağlı boya tablosu diyor. Herkese diyor hatırlattı ki tam da bunun için diyor. Tam da bunun için diyor. Bir şeyin diyor yeni olmasının manasının kötü olması anlamına gelmediğini hatırlattı. Tam da bu olay üzerine geldiği için diyor. Tamam. Değil mi?
Bu kalıbı görmek için arkadaşlar biraz intermediate, upper intermediate seviye olmak lazım. Bu kalıpta öncelikle subject burası. Burası. Fraunhofer's painting. Fiil burası. Bak fiil burası. Diğerinin hepsi, bak şuraya kadar. Diğerinin hepsi object diye geçiyor. Ondan sonra bu reminded'dan sonra fiil cümle, bu cümlecik burada bitiyor. That'le, bak that'le bu cümleyi buna bağlıyor. Buraya, pardon, dur şöyle. That'ten it was bad'e kadar cümlenin ikinci parçası. Orada diyor, tam da bunun için diyor, bir şeyin yeni olmasının kötü olduğu anlamına gelmediğini herkese hatırlattı Fraunhofer'ın bu yağlı boya tablosu. Anlayabildik mi şimdi? Evet, anladık ama çok uzun bir cümle. Evet. Size Just because hariç neredeyse tamamen çevirmişim. Hem de doğru. Kendimle gurur duydum. Gayet güzel. Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Bir cümle daha yap. Hocam ben hiç yapamıyorum ki. Yapmayan arkadaşımız yapabilir mi? Yani hiç çıkaramıyorum anlamları. Tamam. O zaman Hatice gelse. Hatice sen gel. He also helped them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. He also helped them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. Bazen insanların harika şeyleri anlamalarının biraz zaman aldığını fark etmelerine yardımcı olur. Oo, ne güzel tercüme ettin sen. Aferin sana be. Gurur duydum seninle. Also aynı zamanda helpline yardımcı oldu. Evet. Evet. Fark etmelerine yardımcı oldu. Bak burada da bağlaç var değil mi? Evet. Bazen diyor insanların harika şeyleri anlamasının biraz zaman aldığını o hakeza fark etmesine yardımcı oldu. O dediği kim? Fraunhofer'dan bahsediyor değil mi? Fraunhofer. Evet, çok güzeldi. Çok güzeldi arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Evet. Şimdi parçayı bir kere daha dinleyeceğiz. Parçayı bir kere daha dinleyeceğiz arkadaşlar. Sonra sizlere okutturacağım bunu. The crazy artist. Fraunhofer was the best artist in the world. Everyone loved him. The quality of his paintings was very high. He always used the best materials. He made a big profit from his paintings. He had delicious meals with his rich neighbors. He taught art classes. Life was good. Then his attitude changed. He stopped selling paintings and teaching. He tried a new method of painting. He stayed alone in his apartment all day. He worked all day and all night, rarely eating. Soon, Fraunhofer became very thin, but he kept working on the same paintings for many years. He worked as hard as he could. Finally, he finished the painting. He was very happy and invited other artists to see it. "I want your professional opinion," he said. He wanted them to judge it and compare it to other paintings. Everyone was very excited as they went up the stairs to his apartment. Fraunhofer was excited to show his painting. And the artists were excited to see it. They'll love it, he thought. But they did not. They were surprised by his painting. There was no white anywhere. Fraunhofer filled the whole painting with lines and colors. There was no space for a normal picture. It was full of strange shapes. It looked bad to the other artists. He used symbols, and they didn't understand them. They thought it was terrible. "Why did you paint this strange picture?" someone asked. They didn't understand its beauty. But after some time, many people began to like his painting. People wrote articles about it in magazines. They said it was his best work. They loved his strange symbols. They loved his strange colors. Fraunhofer's painting reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was bad. He also helped them to realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. Evet, demek ki arkadaşlar
yaptığınız garip şeyler başkalarına garip gelebilir ama sonradan kabul görecektir. Bundan emin olun, ona göre çalışın. Onun için kim ne derse desin, hiç kimseyi dinlemeyin, burnunuzun dikine gidin, korkmayın. Yanlış yapmak idi. Bu da bu arada, bu Amerikan İngilizcesi çok güzel bir İngilizce. Benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum, bu aksanı tutturmaya çalışın. Bu aksanı, İngiliz aksanını da mesela özellikle tercih etmenizi isterdim. Ama akıcı konuşmak için Amerikan aksanı çok güzel arkadaşlar. The crazy artist. Fraunhofer was the best artist in the world. Everyone loved him. The quality of his painting was very high. He always used the best materials. He made a big profit from his paintings. He had delicious meals with his rich neighbors. Delicious. He taught art classes. Life was good. Life was good. Biraz birleştirerek söylüyorlar sanki de beceremedim. Life was good diyor. Life was good. Then his attitude changed. O sondaki D'yi tam çıkaramıyorum hocam. Changed mi? Doğru. Then his attitude changed. Changed. He stopped selling paintings and teaching. He tried a new method of painting. Yeah. He stayed alone in his apartment all day. Mm-hmm. He worked all day and all night, really eating. Rarely. Rarely eating. Mm-hmm. Soon Fraunhofer became very thin. Became very thin. But they kept working on the same painting for many years. Painting. Mm-hmm. O G'ler okumuyoruz ama. Painting. He worked as hard as he could. Güzel. Finally, he finished the painting. Painting. He was very happy and invited other artists to see it. Mm-hmm. I want your professional opinion, he said. He wanted them to judge it and compare it to other paintings. Everyone was very excited as they went up the stairs to his apartment. Dur. Everyone was very excited. Excited. Everyone was very excited. As they went upstairs to his apartment. As they went up the stairs to his apartment. As orada iken anlamına geliyor. Dığı zaman anlamına geliyor. Mm-hmm. Devam edelim. Fraunhofer was excited. Aferin. To show his painting, and the artists were excited to see it. To see it, güzel. To see it. Doğru. They loved it. Uh-huh. It out. Uh-huh. But they did not. Evet. They were surprised by his painting. Güzel. There was no white anywhere. Fraunhofer filled the whole painting with lines and colors. Güzel.
there was no space for a normal picture. Mm-hmm. It was full of strange shapes. It looked bad to the other artists. He used symbols, and they didn't understand them. Güzel. They thought it was terrible. Thought. They thought it was terrible. Güzel. Why did you paint this strange picture? Picture. Onları hep yer değiştiriyorum. Picture. Uh-huh. Someone asked. They didn't understand. It is Bidu. Bidu. Ha, güzellik demek. But after some time, many people began to like his painting. Güzel. People wrote articles about it in magazines. Articles about it in magazines. Magazines. Mm-hmm. They said it was his best work. They loved his strange symbols. They loved his strange colors. Mm-hmm. Fraunhofer's painting reminded everyone that just because something was new didn't mean that it was bad. Mm-hmm. He also helped them to realize. Realize, çocuk gibisin benim gözümde valla. Realize. realize that sometimes it takes people a little time to understand great things. Her tarafı yeşil bahçeye çevirdi şapalak. Baksana şöyle 1, 2, 3. Bunların hepsi, bu yeşiller senin ha. Çok okuyacaksın. Senden daha çok performans bekliyorum. Ona göre daha çok okuyacaksın. Nesli gel. Affettirmem lazım kendimi. What is this story about? Hikaye ne hakkında? Her zamanki gibi ilk soru. Evet. A painter was made box judge his artist poor quality ne demek hocam? Zayıf kalite. Düşük kalite. Komşularının kalitesiz olarak sanatını kalitesiz olarak mı ne yapıyor? Komşuları onun sanatını kalitesiz olarak mı görüyor? Onun gibi bir şey diyor. Bir sanatçı, painter yani ressam diyelim ki onun komşuları onun şeyleri düşük kalite olarak onun sanatını yargılıyorlar. Yargılıyorlar. Tamam. Komşuları onun sanatını düşük kaliteli olarak yargılıyorlar. Evet, burada as olarak anlamına geldi arkadaş. Çünkü arkasına cümle geldi. He. Tamam. Öyle. Diğerlerini de şey yapıyor mu? Çeviriyor. Hangisi doğru cevap? Bu herhalde. Doğru. Çünkü bu. Öyle aşk geçiyor. Olsun hocam... diğerleri. Burada bu hepsinde ABC'de de who's who'yu kullanmış. Oradaki kullanım nasıl bir kullanım? Ya yani onu nasıl çevirmeliyiz? Nasıl düşünüyoruz? Şey değil mi hocam? O who'dan sonra o ilk kelime mesela a man diyor. Who'dan sonra onun açıklaması var. An artist diyor. Who'dan sonra o artistin açıklaması var. Şimdi doğru güzel. Değil mi hocam? Şimdi bakın şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Buna biz relative clause diyoruz. Evet. Yani sıfat cümleciği diye geçiyor bunlar. Mesela men diyorsa nasıl bir adam olduğunu da who'dan sonra açıklıyor. Bakın iyi bakın buraya. Şimdi diyorum ki ben
An old man. Bana buradaki sıfatı söyleyin. Old. Yaşlı. Şimdi bak, bu ne orijinal sıfat değil mi? A young boy. Buradaki sıfatı söyleyin. Young. Bunlar orijinal sıfatlar. Bunlar orijinal sıfatlar. Bu orijinal sıfatlar yerleri boş da olsa vermiyorlar başka sıfatlara. Yani başka kelimeleri koydurmuyorlar. Orijinal sıfatlar. Şimdi bir de buna bakın. Bir de buna bakın. Diyorum ki a man whose wife is fat. Dedim. Adamın şimdi dedim, karısı şişman demek mi? Yok. Karısı şişman olan adam. Öbür bakın. Evet. Nasıl oldu hocam? Çeviremiyor muyduk hocam bunu? Bir adam ki o karısı şişman diye çeviriyorduk değil mi? Onun karısı. Aynen. Evet. Şey onun karısı. Ama o okullarda öğretilen. Şimdi evet, oldu. Whose wife is fat? Orada sıfat değil mi arkadaşlar? Ama o sıfat nereye geldi? Sağa geldi. Başka bir şey yapayım. Bakın. A man who is a doctor. Doktor olan adam. Ya. Çabuk anlıyoruz değil mi hocam? Şimdi tabii ki. Tarlantalarla çalışıyoruz herhalde. A man who is a doctor. Yani doktor olan adam anlamında geçiyor. Şimdi bu... Bu ne oldu şimdi? Burada bak, a painter whose neighbor judge his art. Komşusu olan ressam. Komşularının düşük kalite olarak onun sanatını yargıladığı bir şey, ressam. Şimdi buraya geliyorum. An artist, yine burada sıfat var. Bak, burası sıfat olduğu gibi sıfat. Apartmanında sanat dersleri öğreten artist. Ya sanatçı güzel. Çok güzel. Evet. Peki bunu yapın. Hemen. Evet. A man who write article for a magazine. Makaleler, dergiler için makale yazan adam. Yazan bir adam. Ya bak ne oldu? Who writes article for a magazine sıfatı oldu o hemenin. Evet. Şimdi buraya geldim. Bak buraya geldim. Geldik. A teen man who eats meals with friends. Yemek yiyen bir adam. Arkadaşları ile yemek yiyen bir adam. Evet. Ben yoruldum. Hocam. Ben yoruldum. Bir şey daha hocam buradaki. Kapatalım. Bir şey daha sorayım. Tamam, burada hem teen zayıf hem de sonradan gelen who eats meals with friends. O da sıfat. Şimdi bak, buradaki olay ne biliyor musun? Arkadaşlarıyla yemek yiyen zayıf adam. Bak, oradaki teen var ya orada teen. Bak o teen var ya orada, teen'i görüyorsun ya. Görüyorum. O orijinal sıfat. Yani ama iki sıfatı bir anda kullanabiliriz. Tabii. Niye? Ama o teen yerin boş. Orası hemen olsa bile o tin yerine buradaki sıfat gelemez. Yani şu sıfat takma oraya sıfat gelemez. Buluyor bunlar. Bunlar evet, çakma evet. Sıfat. Aynen bak, burası da sıfat, orası da sıfat. Ama bu çakma, bu orijinal. Orijinalin yerine gelip geçemiyor. Sıfat olduğu halde gelip geçemiyor yani. Tamam. Anladım. Anlayabilir mi? Anladım. Teşekkür ederim hocam. Bunun bir de hocam buradaki var sıfatı ben bulamadım. Hangisi? Yemek değil mi? Yemek yiyen, arkadaşlarıyla yemek yiyen zayıf adam. Adam. Tamam, zayıf yemek, anladım. Arkadaşlarıyla yemek yiyen zaten eat meals. Şey oldu, yemek yiyen meal adam. Meal öğün demek yani. Hangi adam? Arkadaşlarıyla yemek yiyen adam. Yani anlayabildin mi Nermin? Anladım hocam da buradaki şeyi bulamadım, sıfatı bulamadım. Çakma sıfat, olan sıfatı bulamadım. Bütün bak, cümle çakma sıfat. Yeşil olduğu gibi komple sıfat. Bunlara çakma biz ne diyoruz biliyor musun çocuklar? Ne? Adını da söyleyeyim de kurtulayım. Adını da söyleyeyim. Relatif clauses. Evet, iki tane adı var bunun. İki tane adı var. Bir adı relative clause diye çevriliyor. Clause cümlecik demek bu arada arkadaşlar. Bir adı da
adjective clause. Sıfat. Clause. Şimdi bir saniye, bir saniye. Bunun adı bu, bu konunun adı bu. Size bunun çok daha basit yönünü söyleyeceğim. Bakın, bakın çok basit yönünü söyleyeceğim, daha bir basit yönünü söyleyeceğim. Şimdi bakın. A thin man who eats meals his friends diyoruz ya. Bak, bunu kısaca şöyle a thin man diyorum. Bakın, a thin man who eats, who eats'i buraya eating şeklinde getirebiliyorsunuz. Eating meals, bu konuşma dili. With his friends. With his yok, friends. Bakın bu da kısa söylenişi. Şöyle alayım bunu. Bu, bu. Gördünüz mü? Mesela evet. A man writing articles for a magazine. An artist teaching art classes in his apartment. Bu da konuşma dilinde. A painter whose neighbors judging his art as poor quality. Gördünüz mü? Evet. Bu da bunun kısa yolu. Okay. Bu aslında büyük bir konu. Ama ben en basit yönleriyle anlatıyorum. Hepinizi Bilal'in yerine koyuyorum. Farkında değilsiniz. Bay bay. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.